Öncelikle Azade Abbas Kızanlı Efendi'yi aran bugün derneğimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk, memnuniyet duyuyorum. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Sağ olun. Can Azerbaycan'ın ana vatan Türkiye'nin olduğu gibi Irak Türklerinin de bütün Türk dünyasının ikinci vatanı olan Can Azerbaycan'ın özellikle de Cumhuriyet'in kuruluşu 150. yıl dönümünde başta Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev olmak üzere bütün Azerbaycan halkını, bütün Türk dünyasını aynı zamanda canı gönlünden kutluyorum. Nice yüzyıllara, nice bin yıllara daha büyük, daha müreffeh, daha güçlü, Türk dünyasının daha birlik beraberliği için olan bir Azerbaycan hep diliyoruz. Temelimiz başta ana vatanımız Türkiye ve ikinci vatanımız Azerbaycan olmak üzere Türk dünyasının her zaman güçlü, müreffeh ve muktedir görmek. Çünkü onlar güçlü olduğu zaman Türk dünyasının Irak Türklüğü gibi, Suriye'deki Türkler gibi, bugün Güney Azerbaycan'daki Türkler gibi birçok bölgedeki Doğu Türkistan'daki gibi birçok bölgelerde bulunan Türk milletinin hem bağımsızlığı veya refah içinde yaşaması için bir garantör oluyor bunlar. Dolayısıyla tekrardan bütün Azerbaycan halkını tebrik ediyorum buradan. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Ben de aslında Cumhuriyet'in yüzeyine bağlı diğer gibi bir derviş olarak çıkmışım. Diyar ve diyar gezirim ve isteyelim ki ana vatan Azerbaycan'ımızı seven herkesin tebriklerini işitim. Bu yüzden de ben bizim Kafkas Medya İçtimai Birliği'nin yanından sadriyem. Bu İçtimai Birliği'nin Türkiye numarası benim arkadaşım Nermin Kanışlı'dır. Ona teşekkürde bulunurum ki bugün sizlerle beni görüştürdü. Ve çok sevinirim ki 11 ayın sultanı olan mükeddes Kur'an-ı Kerim'imizin nazil olduğu bu mükeddes ayda, Ramazan ayında sizlerle birge olmaktan gurur duydum. Bilirsiniz, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kanı bahasına kazandı. Kan bahasına kazanılan bir devlet 18 ay sürdü. Bilirsiniz, çok çetin günler geçirdik. Mehmet Emin Resulzade'nin kabrini ben ziyaret etmişim Ankara'da. İnşallah iki gün sonra yine Ankara'da olacağım ve orada yine ziyaret edeceğim. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diyen Mehmet Emin Resulzade'nin ruhu şad olsun. Ulu önderimiz Haydar Aliyev'in ruhu şad olsun ki o müstakil Azerbaycan'ı bizlere kazandırdı. En azından biz SSR'i deyilen bir devletin terkibinden çıkarak müstakil bir devlete çevrildik. Bugün de çok sevinirik. Bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok yakın dostu. Bilirsiniz doğrudan da aynı millet, iki devlet. Bütün bunları nezere alarak ben her iki Cumhurbaşkanı'ndan can sağlığı arzuluyorum. Ve onlardan bu Ramazan'da bir tevekküm var ki herkes kenardan bizlere bakır, köksünü ötürür ki bu devletlere bir şey edebilmir. Ona göre de ile bu sabitliği korusunlar. Başımızın üstünde ah güvercinler eski olmasın. Hele de bilirim ki Kerkük'te vaziyet gergin olarak kalır. Yani Irak devletinde ben de çok sevinirim ki ben 2011. yılda hem Necef'te Hazreti Ali'nin kabrini ziyaret etmişim, hem Kerbala'da inşallah ki
İmam Hüseyin'in, Hazreti Abbas'ın kabirlerini ziyaret etmişim. Çok büyük şeref duyuyorum. Orada ettiğim dualar hepsi müstecab olup defelerle her ziyaretinde olmuşum. Ve bugün de Ramazan'da buraya gelmemin en ümde bir en ümde bir mesleğimden ibaretti ki ben arzuluyum bu Ramazan günündeki necə Türkiyədə, Azərbaycanda sabitlikdir, bu İraqda da elə bir sabitlik olsun. Kərkükün başının qara dumanlar alıb, o dumanlar çəkilsin. Başınızın üstündə o süt göyərçinləri uçsun. Mən sizlərə bu Ramazan günündə bu duanı edirəm. İftara az qalır, iftara yaxınlaşır. Bilirsiniz ki, bu müqəddəs ayda şeytanların qolu-qıçı bağlanmış olur. Cənnət qapıları açıqdır və dualar Allah tərəfindən eşidilir və müstəcəb olur. Mənə elə gəlir ki, mənim kimi Kərkük üçün o qədər dua edən insanlar var ki, çox arzu edərdim ki, Kərkükün üzərindən tezliklə sülh bayraqları dalğalansın. Elə ümid istəyərdim, düzdür, mən bunu internetdən izləyirəm. Bizim yaxın dostlarımız Əyüb Kərkükdən, Fərrux Köprüdən, Sirvandan. Sirvan uzun saçlıdan hər dəfə yazıram, soruşuram orada vəziyyət necədir. Çünki qəlbən mən həm Türkiyə, həm Kərkükə, İraqa bağlı insanım. Ən azından orada İmam Hüseyin yatır. Orada Həzrət Əli yatır. Bizim ixtiyarımız yoxdur ki, biz onları axtarmayaq. Ona görə mən istəyərdim, siz bu olaya bir münasibət bildirəsiniz. Kərkükdə olan bugünkü durumdan bizlər hal edəsiniz inşallah. Evet, maalesef Kərkük uzun zamandan beri, hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan beri, yani yaklaşık bir 100 yıllık bir geçmişten bugüne gelen maalesef hep sıkıntı, hep gözyaşı, hep çile ve kanla geçirmiştir bu son yüzyılını. Malum olduğu üzere özellikle Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra ve yeni kurulan Irak Devleti'nin artık bir parçası oldu oradaki Türkmenler. O günden beri işte zaman zaman Araplarla, zaman zaman Kürt siyasi gruplarıyla veya iktidarlarıyla her zaman sıkıntının içinde olduk. Her Türkmenleri orada tahammül etmiyorlar. Oradan özellikle yaşadığımız bölgelerde zengin petrol bölgeleri olduğu için bir şekilde oradaki Türkmenleri oradan sürmek veya asimile etmek istiyorlar. Bizler de Allah'a bin şükür yüzyıldan beri bu bütün baskılara, bütün zorluklara rağmen direnmesini bildik ve ondan sonra da bileceğiz. 2003'ten sonra malumunuz olduğu üzere Irak'ta yeni bir dönem başladı. Özellikle Saddam rejiminin yıkılmasıyla birlikte artık Irak'ta seçimler yapılmaya başladı. Yani tam demokratik bir sistem diyemeyiz de ama yani yeni yeni demokrasiye adım atılmaya başlandı. Ve bundan önce 2003'ten beri günümüze kadar 4 sefer seçim yapıldı Irak'ta. Şimdi bu 5.sini yaşıyorduk. Her seferinde biraz daha iyi olur, biraz daha demokratik olur, biraz daha adil olur. Ümidiyle seçim sandıklarına gidiyoruz. Ancak ne yazık ki bu seferinkinde Irak'ta ilk defa bir seçimlerde elektronik sistem kullanıldı. Evet. Oyların sayılmasında. Evet, bizlerde de öyle. Evet, gördük ki maalesef bu elektronik sistem üzerinde bir takım manipülasyonlar yapılmış, müdahaleler edilmiş önceden. Dolayısıyla Kerkük'teki Türkmenlerin oylarının önemli bir kısmı KYB'ye, Kürt Partisi'ne transfer edilmiş. 12 Mayıs'ta Irak'ta yapılan seçimlerin ardından, yani aynı günün 12 Mayıs'ın gecesinden itibaren Kerkük'te Türkmenler oradaki seçim sandıklarının başında demokrasi nöbet tutmakta ve protesto eylemleri gece gündüz devam etmektedir. Bugün itibariyle 18. gününe girdik.
protesto eylemimizin. Bütün bu sıcağı, bu mübarek Ramazan ayında oruç olmasına rağmen insanlarımızın, ama bu haklarının gitmemesi için gece gündüz mücadelelerini bütün zorluklara, bütün baskılara, tehditlere rağmen sürdürmektedirler. Ve ümit ediyoruz da yakında bunun neticesini alacağız. Çünkü biz netice almadan, yani haklarımızı elde etmeden hiçbir şekilde eylemlerimize son vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü göz göre göre açık bir şekilde haklarımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Biz de buna müsaade göstermeyeceğiz. Ve bütün olumsuzluklara, bütün zor şartlara rağmen ancak Irak'ta Türkmenler her gün biraz daha güçlü, her gün biraz daha kendilerine özgüvenleri artıyor. Her ne kadar oradaki oranları Irak'ın %10 ise, yani nüfus oranları, ama haklarını elde etmek için bütün güçleriyle direniyorlar. Burada da tabii ki en önemlisi bizim ana vatanımız olan Türkiye'nin desteği. Türkiye'den sonra da tabii ki birinci derecede bize en yakın gördüğümüz, kendimizden bir parça gördüğümüz Azerbaycan'ın da her zaman desteğini, siyasi desteğini bekleriz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakan ve diğer yetkililerden hepsinden Kerkük ve Irak Türklüğü'nün adı geldiğinde, Irak Türkmenlerin adı geldiğinde veya sıkıntıya düştüklerinde oradan bir ses vermeleri, oradan destek çıkmaları, bu bizim için çok önemlidir. Oradaki insanlara hiçbir faydası olmazsa en azından maneviyetlerini daha güçlendirir. Dirençlerini arttırır. Ben bu anlamda da bütün emeği geçen ve Irak Türklüğü davasını her zaman savunan, özellikle de başta Sayın Milletvekilimiz Ganire Paşa'ya veya diğer milletvekillerine, diğer yetkililere hepsine Irak'taki Türkmenlerin haklı davasını savundukları için teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Tüm temennimiz yakın bir gelecekte daha demokratik, daha özgür, barış içinde yaşayan bir Irak ve o Irak'ın içinde de Türkmenler inşallah her türlü haklarına kavuşurlar diye temenni ediyoruz. İnşallah. Son zamanlar Mehmet Bey, ben sizin Irak Türkmenlerinin tanış olduğum insanlara göre, ben oradaki Profesör Kerkük'le bağlı çoklu yazıları olan, bizlere Kerkük'ü sevdiren, bizlere Kerkük hakkında bilgi veren eserlerini Profesör Gezenber Paşa'ya minnettarım. Son zamanlar Yazışılar Birliği'nin üzülmüş vesilelerini onun sayesinde Kerkük'ten gelen yazarlara verdiğini şahidi oldum. Ben bütün kardeşlerime buradan Kerkük'e salamlayıram. Ve Yazışılar Birliği'nin sədri Anar Məlim'e ben teşekkür ederim ki Kerkük'ten gelen bizim yazarlarımızı çok dolmalıkla kabul edir. Onların Natavan Kulübü deyilen Yazışılar Birliği'nin büyük bir kulübü var. Orada onlarla görüş geçirir. Bu yakınlarda da ben hocalarla bağlı, bilirsiniz ki nice sizin Kerkük derdiniz başınızdan aşır. Bizim de menfur düşmanlar, hiç adlarını çekip onların reklamını etmek istemem. Allah onlara lanet etsin. Onların sayesinde 20% Azerbaycan'ın üreği olan Karabağ işgaldı. Evet. İnşallah ki sizler de dua edin. Bütün Müslüman dünyasına ben bu canlı yayında bir müracaat ederim ki dua edin ki Kerkük'ün üzerinden kara bulutlar çekilsin. Karabağımız alınsın. Bak onda ben sizi Cıdır Düzü'ne davet edeyim. Şuşa Məscidinin karşısında sizden müsaade alın. Yani bu benim en büyük arzumdur. Ve çok isterim ki tezlikle bizim Cumhurbaşkanımız İlham Əliyev Azerbaycan bayrağına, üç renkli bayrağımızı Şuşa'da dalgalandırsın. Benim en önde arzularımdan biridir. Ben istedim size Anar Məlim'in həsr olunmuş, yani Anar Məlim'in 80 illik müdeyi oldu. Ve ben
rehberlik ettiğim Borçalı gazetini ona hasrettim. Rehberlik ettiğim Kafkas Medya İnformasyon Agentliğinde, yani siz ajans deyirsiniz, kafkasmedya.az ajansında ben onun hakkında yazılar yerleştirdim. Bilirsiniz ki o Önder Haydar Ali'nin sevimli yazarlarından olup ve bugün de Azerbaycan Yazıcılar Birliği'ne rehberlik edir. Ve aynı zamanda Anar Müəllimə Heydər Zirvəsi adlı bir diplom ünvanladım. Onu o Heydər Zirvəsi mükafatına layık gördüm. Bu benim içimden geldi. Ve ona döne döne teşekkür de bulunuram ki onun təqdimatı sayesinde ben de bu il Cumhurbaşkanının imzasından prezident mükafatı təqaviti aldım. Allah ondan razı olsun. Artık birinci təqavidimi autizmli uşaqlar için, yani kimsəsiz uşaqlar için, yetim çocuklar için Hüqqa restoranında, yani Bakıda bir iftar süfrəsi etdik. Onlar için bir tədbir yaptık. İnşallah ben onu size göndereyim, siz bakarsınız. Nermin Hanım beğenmiş gelen kimi. Ancak çok görüntüler göndermiştim, o görüntünü beğendiğini söyledi. Zaten bu beğenilmeli çünkü her birimiz paylaşmalı, bacarmalı, her birimiz ihtiyacı olan insanların yanında olmalı. Ben de Anar Bey'e buradan teşekkür ederim ve bir daha onun 80'li yübileyini tebrik ederim. Elbette ki ben isterdim ki bizim aksaklarımız Anar Bey'in 80'li yübileyine siz de bir hoşsuzlar söyleyesiniz. Tabii ki, tabii. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Borçalı Gazetesi için çok teşekkür ederim. Tabii ki Kerkük veya Türkmeneli ile Azerbaycan ismini andığımız zaman değerli büyük üstadımız Gazanfer Paşayev'i anlamak mümkün değil. Özellikle Irak Türklüğü hakkında çok kıymetli çalışmaları, kitapları, makaleleri, araştırmaları. Evet, yani hakikaten Azerbaycan'da adeta Türkmenelerin, Irak Türkmenlerinin elçisidir o. Yani onun mazeti de, onun da sevgisi Irak Türkmenlerinin yanında bambaşkadır. Çünkü bizim şeylerimizi, bir takım örf, adet, edebiyatımızı çok farklı bir üslupla, çok güzel bir şekilde kitaplarında anlatmış ve tanıtmış. Ve çok güzel çalışmalara hakikaten imza atmıştır. Buradan değerli hocamıza saygı, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Onunla birlikte hizmeti geçen bütün hocalarımıza da, tabii ki Anar Bey'imize de buradan 80. yılında nice uzun ömürler, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. İnşallah bu güzel çalışmaları her zaman bizlerin yolumuza ışık olacaktır. Biliyoruz orada Irak Türkleri ile ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor. Televizyon programlarında olsun, gazete, dergilerde olsun ve etkinliklerde olsun. Biz de bundan çok fazlasıyla memnuniyet duyuyoruz. Çünkü hakikaten belki şöyle bir şey diyebiliriz, bütün Türk dünyası birdir. Hele özellikle bizden şimdi Türkmen dediğin zaman da bir Oğuz boyudur. Bu bölgedeki baktığımız zaman işte Türkiye, baştan anavatan Türkiye olmak üzere, Irak, Suriye, İran'daki, Azerbaycan, Türkmenistan ve bütün bu bölge hepsi Oğuz boyudur. Yani aynı boydanız, aynı soydanız. Azerbaycan'la bambaşka bir bağımız var hakikaten. Nasıl ki Azerbaycan'la Türkiye arasında çok farklı bir bağ var, çok güçlü bir bağ var ve çok güzel bir sözle ifade ediliyor işte, iki millet tek devlet. Biz de kendimizi aynı bunun bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla Azerbaycan'ın refahı, yükselişi bizim için her zaman İnşallah. Büyük bir sevinçtir. Buradan da bu vesileyle Nermin Hanım'a da çok teşekkür ediyorum sizi tanıştırdığı için. Sağ olsun, onda çok güzel katkılar var davamıza. Yakın canlı yani, yakın diye hala görmüyorum ama birazdan Elan Bey'den karşı edecek, onu da göreceğim. Evet, dolayısıyla Nermin Hanım'ın da çok güzel hizmetleri var. Sağ olsun, bizim adeta bayraktarlığımızı yapıyor. Evet. Her zaman davamızı her yerde savunuyor. Onun da çok teşekkürüz bu fırsattan da ondanmış olalım. Önümüzde de tabii ki
bir bayram münasebeti var. Mukaddes Ramazan günlerini bitirdikten sonra. Ben buradan da bu vesileyle bütün Türk dünyasına ve özellikle de Can Azerbaycan'ımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün Azerbaycan halkının bayramını kutluyorum. İnşallah da bir an önce Karabağ için azatlık diliyorum. İnşallah en yakın zamanda Azerbaycan bayrağını orada dalgalanır. İnşallah. Allah sesinizi evet, etsin. Ben de kardeş bayrağı dikeceğim oraya. Ve icazenizle ben sizinle birinci defa görüşürüm. Ve size çok büyük değer verilen, en azından ona göre ki İrak Türkmenleri, siz İrak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne toplamışsınız. Bu derneğe rehberlik edirsiniz. Ben de özüme hoş bildim. Cumhuriyetimizin 150'yi ile bağlı bu çıktığım yolda geçirdiğim tedbirler silsilesinde sizden müsaade almamı ile çok çok size teşekkür ediyorum ve izninizle ben bilirsiniz ki dahi Nizami Gence şehrinde doğmuş 1941'de 1209'da herhalde gitmiş ve onun adını taşıyan bir ödül size takdim etmek istiyorum. En azından siz Azerbaycan Türk devletleri arasında sarsılmaz bir dostluk tellerine dokunursunuz. Araz olmaz hizmetleriniz var. İzninizle ben sizi ve bazı dostlarınızı sizin otağınızda ben bu mübarek Ramazan ayında tebrik etmek istiyorum. Çok izninizle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Kafkas Medya İçtimai Birliği'nin rehberiyim. Bu da hemen İçtimai Birliği'nin tesis ettiği bir diplomdu. Diyeyim size ki bunu yeni tesis etmişim. İlkin olarak Gürcistan'da geçirdiğim tedbirlerde takdim etmişim ve şimdi de Türkiye'de. Çok teşekkür ederim. Çok Azerbaycan bayrağına kıymetli bir hediye bulabilmedim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii en değerli hediye budur. Aynı zamanda ben bunu da derneğimizin baş köşesine satacağız inşallah. Ben hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de tanış olduğum ve bütün ailesine hürmetle yanaştığım, ben kardeş diye adını hemşire hürmetle çektiğim Eyüp Hikmet Kerküklü'nün kardeşi, benim de ele kardeşim olan Ümit Hikmet Kerküklü'ye teşekkür ediyorum ki bugün bizleri saydı, buraya geldi, Allah'ını saysın. Ve onu da isteyeceğim bir burada davet edeyim. Sizlerin yanında olsun ve aynı işler. Siz doğrudan da çok büyük işler görürsünüz. Herkesin eziyetini çekirsiniz. Buna göre de Allah sizin... Ama o da konuşma yapsın. ...işlerinizi avant etsin. Ve inşallah ki eyniyle ben size konuşma bizim Cumhuriyetimizin 150'yi ile bağlı bu tedbirler silsilesinde sizi de Nizami Gencer'in mutlakatına teklif ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bir zamanda Hazreti ki Azerbaycan bayrağından böyle bir hediye tatmadım. Ve sizden de bir Cumhuriyetimizin 150'ine bir tebrik istiyorum. Aman Allah'ın teşekkür ederim. Buyurun. Allah razı olsun geldiniz sen. Çok sağ olun. Gerçekten biz de Bakü'ye geldik. İyi karşıladığınız bütün Kerkükler yok ya sadece bizi. Herkes söylüyor Kerkük'te de aynı lafı. Kerkükleri yani Kerkükler için durmuşsunuz. Kardeş gibi. Kardeşimsiniz. Allah razı olsun. Gerçekten hiç unutmuyoruz sizleri. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Sağ olun. Ve izninizle sizin derneğin İrak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin idare reisi Erol Hayrı'nı da burada etmek istiyorum. Ve Nermin Hanım'a da bu çekim için teşekkür ediyorum ama siz sonra evaz edin. Zaten Nermin'de Kerkük'ü olmuş. Artık o Kerkük'ü. Erol Bey. Buyurun, aileler size Nizami Gencer'i ve bundan büyük bir hediye takmadım. Çok sağ olun, çok iyi geldi ya bu ya. Sağ olun. Ve aynı zamanda
etmeni isteyelim. Nervin Hanım'ı burada davet ederek ve ona da çok sağ olunuzu diyerek ve aynı zamanda size bizim Borçal Gazetesi'nin hususu bu lafılışı anılmalarına hasır olunmuş. Ve Nervin Hanım'ı evezleyin ki ben Nervin Hanım'a da mükafatını sizin odakta takdim edebilirim. Teşekkür. Kalk sen tarif. Buyur Nervin Hanım. Dün ben havaalanında Nervin Hanım'ı karşıladım. Çok sağ olsun, bana bir bacı mühendisi gösterdi. Evinde kocasımla, çocuklarımla tanış oldum. Allah'ım razı olsun. Yine de onu defalarca vakitte görmek ümidiyle. Aynı zamanda da Nervin Hanım, size imzamı gence. Çünkü siz bu yolda Azerbaycan-Türkiye dostluğuna evaz olmaz hizmetleriniz var, ben deyirdim. Çünkü en azından elə bir bayanı gəlib havaalanında qarşılayıb, bax bu dərnəyə gətirmək, bu gözəl insanlarla tanış etməyin özü bir cəsarət tələb edir. Siz bunu etdiniz, mən sizə dönə-dönə təşəkkür edirəm. Allah sizdən çox-çox razı olsun. İnşallah. Və elə tədbirimizin bu yerində Ramazan ayıdır. Mən də şiirlərindən birinə üst tutacağım. Amma hər Ramazan olanda mən fikrən bir ağ qanadlı göyərçin kimi özümü Məkkədə, Mədinədə hiss edirəm. Və Peyğəmbər önündə yazdığım bir şiiri istəyirəm. Daha doğrusu şiirimi istəyirəm, ifadə edeyim. Sən duamı qəbul elə. Huzuruna gəlmişəm mən, sən duamı qəbul elə. Ürək dolu sevgi ilə, təmənnasız məhəbbətlə sən duamı qəbul elə. Sən Allahın rəsulusan, hökümlüsən, sınaqlısan, neçə könül həmdəmisən, neçə zəvvar qonaqlısan, sən duamı qəbul elə. Fatimənin atasısan, Hüseyin Həsən babasısan, Həzrət Əli Həzrət Əli duhasısan, sən duamı qəbul elə, ey Allahın rəsulu. Duanı verən də Allahdır, onu qəbul eləyən də Allahdır. Azadə oldu mehmanın, unudulmaz heç bir anın. Qəbul elə niyyətini, ümid dolu nəfəsinlə sən duamı qəbul elə. Sən duamı qəbul elə. Mənim ən böyük arzum ondan ibarətdir ki, Ramazanda üzümüzü Allah'a tutup etdiyimiz her bir dua qəbul olsun inşallah. Bax, bunu mən Allah'dan arzulayıram. Ve bu isti görüş için, bu isti müsahibə için elbette ki Mehmet Bey siz başta olmaqla herkese buradaki insanların her birine teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kafkas Medya'ya başarılar dileriz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref ederiz.